Bölünme Türkiye'de komünist hareketin varlığı, alın yazısı gibi sürecek trajediyle başladı. Mustafa Subhi, eşi ve 14 yoldaşıyla Trabzon'da linç edilerek öldürüldü. Mustafa Subhi, Baku'da 10 Eylül 1920'de kurulan Türkiye Komünist Partisi'nin lideriydi. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'na katılmak, Ankara hükümetiyle görüşmek üzere Sovyetler Birliği'nden gelmişlerdi. Mustafa Kemal, Mustafa Subhi'ye mektubunda komünistlerin Kurtuluş Savaşı'na katılmalarım sevinçle karşılayacağını yazmıştı gerçekten de Sovyet temsilcisiyle beraber Kars'a giriş yaptıklarında törenle karşılandılar. Birkaç hafta geçmeden Ankara hükümetinin bu töreni kendilerine değil desteğine ihtiyaç duyduğu genç Sovyetler Birliği'nin temsilcisine düzenlediği anlaşıldı. Komünist propaganda yapıyorlar diye heyetten iki kişi tutuklandı önce. Her gittikleri yerde kışkırtılmış linç topluluklarıyla karşılaştılar. Ankara hükümeti, bilgi ve onay olduğu bu ziyaretçilerin güvenlik taleplerini karşılamadı. Trabzon'daki Sovyet konsolosu araya girdi. Ankara hükümetinin temsilcisi Vali ile Batum'a deniz yoluyla gitmeleri konusunda anlaştı. Mustafa Suphi, eşi Maria ve 14 arkadaşı, katliamın tertipçisi Yahya Kahya'nın sağladığı motora, bir linç topluluğunun hakaret ve saldırılan eşliğinde bindiler. Arkalandan başka motor ya da motorlarla peşlerine takılan Yahya Kahya ile beraberindekiler, Maria hariç hepsini öldürüp denize attılar. Ankara hükümeti, Sovyet hükümetinin olayla ilgili sorusuna deniz kazası cevabını verdi. Nokta 1 Mustafa Esopi'lere katılmak için şehre gelen genç komünist Abdülkadir. Tertibi organize edenlerin ağlık koyduktan Mustafa Subhi'nin eşine ne olduğunu öğrenebilmek için çaresizce kapı kapı dolaştı. 2. Vahşet, henüz kurulmakta olan rejimin komünistlere karşı tertiplerinin ölçüsüzlüğünü dışa vuran ilk örnekti. Sovyetler Birliği'nin Ankara hükümetiyle ilişkileri bu olaydan etkilenmedi. Komünistler de Kemalistleri desteklemeyi sürdürdü. Sübhi'nin eşi real politiğin soğuk dehlizinde kaybolurken linçler, real politiğin travmalan komünist hareketin peşini bırakmadı. Kurtuluş Savaşı esnasındaki bu ilk örgütlenme girişiminden sonra gelen her çaba, Cumhuriyet'in tek parti iktidarının yasaklan, polis takibi ve tutuklamaların altında derhal etkisizleştirildi ve partidar bir aydın çevresine hapsoldu. 1951'deki tutuklamalar, 1973'e kadar bir ülke içinde bir daha örgütlenmeye bile kalkışamayacağı nihai darbe oldu. Parti örgütleri ve üyeleri daldı. Sosyalist ülkelere sıman üyelerin bir bölümü 1958'de bizim radyonun yayınını başlattı, 1962'de dış büroyu kurdu. Ülkede kalan Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat Paraner, Mihri Belli gibi eski TKP yöneticileri dış büroyla bağlanlı kopararak kendi yollarına koyuldular. 1960'lı yıllar boyunca TKP'nin siyasal faaliyeti burada aracılığıyla yürüttüğü propagandadan, ülke içinde tek tek bireylerle kurmaya çalıştığı çok sınırlı ilişkilerden ibaret kaldı. Sosyalist hareket, TKP mirasından bağımsız olarak, 1960'ların ilk yansında Türkiye İşçi Partisi ile yeniden doğdu. İlk kez sosyalistler toplumsal siyasal yaşamda dinamik, etkili, kitlesel bir güç haline geldiler. Kuşkusuz bunun arka planında 2. Dünya Savaşı sonrası uluslararası kapitalizmle eklemlenme çabasına giren Türkiye kapitalizminin olağanüstü gelişiminin doğurduğu altüst oluş vardı. Toplumun hak ve özgürlük, istemini açığa vurma imkanını da 1960 darbesi ve yürürlüğe koyduğu 1961 anayasasının siyasal ortamı sağladı. Böylelikle başta işçi sınıfı ve gençlik olmak üzere, hemen her toplumsal kesimin daha önce görülmemiş ölçüde talepleri için harekete geçtiği, sendika, demek, kooperatifler halinde örgütlenmeye giriştiği toplumsal eylemlilik sürücü başladı. Bu süreç esasen 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar sürdü. Tipi 1961'de bir grup sendikacı kurdu. Amaçlan sosyalist bir parti kurmak değil, işçilerin çıkarlanma parlamentoda temsilini sağlamaktı. Ancak bekledikleri ilgiyi göremeyen sendikacılar, aydınların desteğinin zorunlu olduğunu düşündü ve 1962'de Mehmet Ali Aybar'ı genel başkanlığa getirdi. Mehmet Ali Aybar'la birlikte parti yeni bir program ve tüzükle sosyalist bir içerik kazandı ve farklı görüşlerdeki sosyalist aydınlar için çekim merkezi oldu. 1965 genel seçimlerinde 276 bin oy aldı, seçim sisteminin de katkısıyla 15 milletvekili meclise girdi. Bu oy oranı ve parlamenter başan, Sosyalist hareketin 2000'li yıllara uzanan 35-40 yıllık döneminde bir daha tekrarlanmadı. 1970'li yılların önce yaygınlaşmış, kalabalıklaşmış sol örgütleri eski tipin 1965 seçimlerindeki oy oranına hiçbir şekilde ulaşamadı. Tipin başarısı sadece seçim başarısından ibaret değildi. Talepleri için örgütlenen ve mücadeleye kalkışan her kesim tipli veya tip onlarla bağlantı kurdu. Ve 1969 yılına kadar tip, Sosyalistlerin toplandığı tek örgütsel merkezdi. Tipin kaderi, parti içi bölünmeler, 1968 ile 69 arasında da gençliğin üniversite işgalleri, polisle sokak çatışmalarına dönüşen eylemleri ve sadece komandoların ortaya çıkmasıyla değişti. Gençliğin radikalleşen eylemleriyle ilişki kurmayı beceremeyen parti, içinde süregelen tartışmalar, hezipleşmelerle çalışamaz hale geldi ve sonunda sosyalist gruplan birer birer kopmasıyla etkisizleşti sosyalist eğilimleri çatısı altında birleştirmiş. Tip gibi kitlesel bir parti, 1990'lı yıllarda birçok sosyalistin düşürdü. 1996'da Özgürlük ve Dayanışma Partisi'ni kuran farklı görüşteki sosyalistlerin bir bölümü, yeni partinin eski tipi model alabileceğini savundu hatta. Tipe itibanı miade edilmesi gibi bir şeydi bu belki. Ama sözü edilen partinin izlerinin bile sürülmesi neredeyse olanaksızdı. Çünkü 1970'li yıllarda daha da çoğalan sosyalist gruplar için 1961 ile 1969 arasında arası tip, her türlü sapmayı ve olumsuzluğu barındıran sosyalist hareketin ilk evresi, yani geçici bir kötülükten ibaretti. 1975'te kurulan Türkiye İşçi Partisi için dahi, eski tip bilimsel sosyalizmin egemen olamadığı bir partiydi. 12 Mart 1971'de askerler, Adalet Partisi Genel Başkan Süleyman Demirel'in hükümetini devirecek muhtırayı verdiklerinde, sosyalist soldaki tabloda yeni örgütler vardı. 68 kuşağı diye anılan üniversiteli gençliğin önde gelen liderleri yasa dışı örgütlenmeler kurmuştu. Bunlardan en önemlileri Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesiydi. Aynı kuşak 1971'de Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi'ni, TKP'nin ülke içindeki çekirdeğini oluşturacak partizan grubunu, 1972 Nisan'ında da Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist'i kuracaktı. TKP le de yeni oluşumlarla da bir ilgisi kalmayan Mehmet Ali Aybar, Mihri Belli, Doktor Hikmet Kıvılcımlı gibi popüler, eski tüfeklerin etrafında küçük çevreler kaldı yalnızca. Tip ise herkesin partiyi terk edip kendi örgütünü kurmaya giriştiği sırada, parti içindeki muhalif gruplardan biri olan Behice Boran ve arkadaşlarının yönetimine geçti. Sosyalist sol bölündü. Aynı zamanda sosyalistlerin öne çıkan örgütleri ve onların mücadele biçimleri de değişti. O güne kadar üniversite eylemleri, gösteri ve mitingler, grev, direniş, sokaklarda polisli ya da sağcılarla çatışmalanrı ve parlamentodaki propaganda çalışmalarıyla sürüp giden eylemlerin yerini gerila eylemleri aldı. THKO ve THKPC şehirde ve kırda bir gerilla savaşı başlatmak amacıyla silahlı eylemler yapıyordu. Soyadına dikkatleri çeken şey, bu iki örgüt ve eylemleriydi. Güvenlik güçleri de bu örgütlerin ve liderlerinin peşindeydi. 1970 Aralık'ında eyleme geçen ve 1971 Mayıs'ında büyük oranda dağıtılan bu örgütlerin gerilla savaşı deneyimi topu topu 5 ay sürebildi. Fide için zengin iş adamlarını kaçırma, banka soygunları, güvenlik güçleriyle çatışma, dağlarda gerilla grubu oluşturma gibi girişimler, 1970'li yılların yaygın eylemleri göz önüne alındığında devrede kulak gibiydi. Ama o sıralarda bunlar, Türkiye'de ilkti ve soylu da ilk kez yapılan şeylerdi. Etkileri büyük oldu. 12 Mart rejimi, 12 Eylül 1980'deki askeri yönetim gibi, yasa dışı örgütler kurup silahlı mücadeleye kalkışan 1968'in devrimci örgüt liderlerini tutuklayıp uzun yıllar cezaevinde tutarak etkisizleştirmeyi değil, fiziken ortadan kaldırmayı yeğledi. Örgütlerin beyin merkezinin yok edilmesi, henüz yeni kurulmuş örgütlerin dağıtılmasının bir yolu olarak görüldü ve uygulandı. Tıpcı Kur'an Mahir Çayan ve arkadaşları, 30 Mart 1972'de Tokat'ın Nüksar ilçesinin Kızıldere köyünde kuşatıldıkları bir evde çatışma sonucu öldürüldüler. THK liderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam edildiler. Kitabenin kurucusu ve teorisyen İbrahim Kaypakkaya 18 Mayıs 1973'te Diyarbakır'da sorguda işkenceyle öldürüldüğü nokta 3 liderlerin öldürülmesinin yarattığı ilk sonuç, bu örgütlerin gerçekten dağılmasıydı. Ama ölemler 1970'li yılların devrimci gençliğinin nidolleri oldu, İdam sehpalarına deniz gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan gibi başı dik gidilecek, silahlı çatışmalarda Kızıldere'de ölen Mahir Çayan ve arkadaşları gibi ölünecek ama teslim olunmayacak sorgu işkencede İbrahim Kaypakkaya Kaya gibi ser verilip sır verilmeyecekti. 1965'te bin seçim başarısıyla başlayan sosyalist yükselişin ilk perdesi böylelikle 1971 ile 72 arasında da silahlı eylemlerle kapandı. Üniversiteli gençlerin silahlı başkaldırısı, sosyalist harekete damgasını vurdu. 1974 sonrasında açılan ikinci perde, 1969 ile 71 arasında arasındaki bölünmeden çok daha fazlasını üretti. 12 Mart öncesi gruplaşmaların neredeyse hepsi kendi grup ya da partilerini kurdu. Behice Boran ve arkadaşları Türkiye İşçi Partisi'ni, Mehmet Ali Aybar ve arkadaşları Sosyalist Parti'yi, Mihri Belli ve arkadaşları Türkiye Emekçi Partisi'ni, Doğu Perinçek ve arkadaşları Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni, Doktor Hikmet Kıvılcımlı taraftarları Davatan Partisi'ni, liderlerin öldürülmesi ve yöneticilerin tutuklanmasıyla bir hayli karmaşa yaşayan THKO, THKPC, TKP'nin devamı veya takipçisi niteliğinde çok sayıda grup türedi. THKO'dan TDKP ve TKP, TKP'den TKP ve TKP hareketi, TKP'den ise devrimci yol, kurtuluş, devrimci sol. Ayrıca eylem birliği, Marksist-Leninist silahlı propaganda birliği gibi dar silahlı elim grupları oluştu. 1960'lı yıllar boyunca Türkiye'de bizim radyo ve tkp'nin sesi radyolarıyla sadece propagandif ses olarak yurt dışında var olan, dış bürodan ibaret TKP'de yeni sürece dahil oldu. Ve yine 12 Mart öncesinin değişik eğilimlerinden gelen bir çevrede ilk Legal Parti Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'ni kurdu. Kuşkusuz 1970'li yıllar boyunca daha pek çok küçük gruplaşma, bölünme söz konusuydu. Ayrıca bu tabloda Kürt gruplarının yer almadığı da hesaba katılmalıdır kısacası sosyalist sol, o günlerin deyimiyle 40 parçaya bölündü, gerçekte ise bu çok daha fazlaydı. Tip ve yön. Sosyalist hareketteki bölünmelerin temeli, 1965 seçimlerinin ertesinde, o sıralarda soldaki iki oluşum olan tıp ile yön dergisi arasında, devrimin niteliği ve yolu, işçi sınıfının öncülüğü tartışmalarıyla atıldı. Tip, 1961'in 13 Şubat'ında kurulmuş, yön ise 20 Aralık'ında yayma başlamıştı. Biri örgütsel bir girişim, diğeri siyasal düşünce hareketiydi. Her iki hareket de açık sosyalist bir kimlikle ortaya çıkmış değildi. 1961 Anayasası'nın demokratik çerçevesine karşın, rejimin yerleşik antikomünist ön yargıları nedeniyle sosyalist kimlikle ortaya çıkmak cüretli bir işti. Anayasanın sosyalist bir partiye açık olup olmadığı bile tartışma konusuydu. Her iki harekette 27 Mayıs darbesine ve 61 Anayasası'na bağlılıklarını ilan etmişti. Gerçi bu, Askerlerin siyaseti, kontrolleri altında tuttuğu o siyasal ortamda buna içten içeye karşı olan, Demokrat Parti yerine kurulmuş Adalet Partisi de dahil tüm siyasal partiler için bir zorunluluktu. Fakat tipte yönde, başlangıçta olduğu gibi sonrasında da 61 anayasasının içtenlikli savunucusu oldular. 1961 ile 65 arasında Sol, Sosyalist Aydınlar için öncelikli sorun örgütlenmeydi tip ve yön bu anlamda arayış içindeki değişik eğilimlerdeki aydınların kümelendikleri farklı kanallardan yürüyen iki girişimdi. Tip, Marksist solun evrensel normları doğrultusunda bir sosyalist partiye evrilmeye çalışırken, yönün sosyalizmi kemalizmle koşullanmıştı. Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal gibi yön hareketinin önde gelenleri, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra askerlerin kurduğu kurucu mecliste, anayasa çalışmaları içinde yer almış aydınlardı. Yön, Marksistlerden liberallere kadar uzanan geniş yelpazede yüzlerce aydının imzaladığı bir bildiriyle yayın hayatına başladı. Siyasal çevrelerde yankı uyandıran bu bildiri de Atatürk'ün hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın, demokrasi ve sosyal adaleti sağlamanın yolunun ekonomik kalkınmadan geçtiği, bunun yeni bir devletçilik anlayışıyla sağlanabileceği vurgulanıyordu. 4. Mümtaz Soysal, 27 Mayıs Mertesi'nde, yönü kurarken sol aydınların ortak ruh halini ve görüş açısını şöyle anlatıyordu Biz yönümüzü az çok bilir gibiydik. Hiç olmazsa ne yöne gitmemek gerektiğini biliyorduk. Türkiye'nin yönü bağımsızlıktan, planlı ve hızlı kalkınmadan, yapısal değişikliklerden uzaklaşan, her şeyi oluruna hatta daha da kötüsü başkalarının oluruna bırakan bir yol olmamalıydı. 27 Mayıs özgürlükler düzenini genişleten, klasik haklara yeni ekonomik ve sosyal haklar ekleyen bir anayasa getirmişti. Ama yapılışına katıldığımız o anayasa, bütün çabalarımıza karşın, Türkiye'nin muhtaç olduğu yapısal değişiklikleri gerçekleştirebilecek bir devlet mekanizması, etkili bir yürütme gücü yaratabilmiş değildi. İlk seçimlerden çıkan siyasal kadro da bu bakımdan umut verici görünmüyordu. Türkiye için bizim yanlış saydığımız yöne sapma tehlikesi vardı. Her şeyden önce bu tehlikenin önlenmesi, insanların bu tehlikeye karşı uyarılması gerekiyordu. Doğru bildiğimiz yönel nasıl ve kimlerle gideceğimiz konusunda ise belliydi ki aramızda tam bir görüş birliği yoktu. Kimimiz hızlı ve kestirme çözümleri, kimimiz de yığınların bilinçlenip örgütlenmesine dayalı yavaş ve uzun çözümleri beğenmektiydik. Yönün kuruluş amacı 27 Mayıs devriminin kazanımlarını korumak ve geliştirmekti. Başlangıçta kestirme yollar ile yığınların bilinçlendirilmesine dayalı uzun yadeli çözüm yolları arasındaki soldaki bu belli belirsiz görüş ayrılığı, 1965 sonrası tip ile yön arasında patlak veren polemiklerle derinleşti. Tip yığınların bilinçlendirilerek seçim yoluyla, yön sezinde güçlerin darbesiyle iktidara gelmeyi savunuyordu. Yönün kurucusu ve teorisyeni Doğan Avcıoğlu'nun makaleleri ile 1968'de yayımlanan ünlü Türkiye'nin düzenli kitabı, yön çizgisinin en iyi açıklandığı siyasal çalışmaydı. 1968 ile 71 arasında yılların arasında birçok basımı yapılan, sol çevrelerde başucu kitabı haline gelen Türkiye'nin düzenli subaylar arasında da geniş ilgi uyandırmıştı. THKO ve THKPC gibi örgütleri kuracak genç kuşak devrimcilerin Türkiye'nin siyasal toplumsal tarihiyle ilgili görüşleri üzerinde de etkili olmuştu. Çağdaş dünyada komünist, Amerikan tipi ve milli devrimci olmak üzere üç tip kalkınma yolu tarif eden Doğan Avcıoğlu, Türkiye'ye uygun yolun milli devrimci olduğunu söylüyordu. Bu kalkınmanın önce güçleri küçük burjuva çevrelerden gelen milliyetçi aydınlardı. Türkiye'de bunun karşılığı asker sivil milliyetçi devrimciler ya da kemalistlerdi. 1923'teki ulusal kurtuluş devrimine öncülük edenler de onlardı. Avcıoğlu'na göre, 1923'te Atatürk'ün önderliğinde başlamış olan ulusal kurtuluş devrimi, 1946'daki çok partili rejimle kesintiye uğramış, 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle de bir karşı devrim gerçekleşmişti. Komprador Burjuvazi ve Toprak Ağları, DP ile iktidan ele geçirmiş. Türkiye geri kalmış ülkelerden hiçbir ciddi sanayileşme sağlamayan, gelir dağılımındaki uçurumu genişleterek, toplumsal huzursuzluğu artıran Amerikan tipi kalkınma yoluna girerek, emperyalizme bağımlı bir ülke haline gelmişti. 27 Mayıs 1960 devrimiyle milliyetçi devrimciler buna dur demiş, ancak devrim amacını gerçekleştirecek bir siyasal düzen kuramamıştı. 1965 seçirtelerinde iktidara gelen Adalet Partisi, Avcıoğlu'na göre komprador burjuvazi ve toprak ağalarını temsil eden bir partiydi ve Türkiye'yi yabide bağımlı hale getirmeye çalışıyordu. Bu partinin parlamenter yoldan iktidardan uzaklaştırılması ve devrimci bir iktidarın kurulması olanaksızdı. Çünkü tarihsel yadını dolduran genel oy gerici sağ partileri iktidara taşıyordu. Bu nedenle de Avcıoğlu askeri bir darbe yoluyla iktidara gelinebileceğini savunuyordu yön hareketinin dayanağı ordu içindeki radikal subaylardı. Atatürk'ün bağımsızlıkçı, milliyetçi, devletçi, devrimci fikirlerine bağlı, başta ABD olmak üzere, Batı kapitalizmine bağımlılığı sorgulayan bu subaylar, köklü reformlar yapılmasını istiyordu. Ordu üst kademesini de etkileyen ciddi bir güç olmuşlardı. 1967'de kapanan yönün yerine 21 Ekim 1969'da yayınlanmaya başlanan haftalık devrim gazetesiyle Alcıoğlu, bu darbenin ideolojik siyasal çerçevesini oluşturmaya çalışıyordu. Devrim Solcunta'nın yayın organı gibiydi ve üst kademe komutanların dahi yakından izlediği bir dergiydi. Doğan Avcıoğlu ve gazetenin etkisini anlamak için dönemin tüm generallerinden Çevil Gürkan ile dönemin başbakanı Süleyman Demirel'in tanıklıklarını aktarmak yararlı olabilir. Sol cuntacıların önde gelenlerinden dönemin kara kuvvetleri komutanlığı plan ve prensipler dairesi başkanı olan tüm general Çevil Gürkan şunları yazıyordu. Silahlı kuvvetlerimizde, onun. Türkiye'nin düzenli adlı kitabı olan bir geniş ve yaygın bir ilgi çekmiş, elden ele dolaşan referans kitabı haline gelmişti ki hiç unutmam bir konuşması sırasında General Günler bana, Çelil, Türkiye'nin düzenli kitabını okumayan subayı ben eksik görürüm demişti. Altı o sıralar başbakan olan Süleyman Demirel de şu anısını anlatıyordu. 31 Mart vakasında Volkan gazetesinin yaptığı kışkırtmayı 1960 öncesinde Ekiz dergisi yaptı. 1971 öncesinde de Devrim Gazetesi aynı görevi ifa etti. Devrim Gazetesi orduda çok okunuyordu. 1969'da Fethiye'den Bodrum'a gitmek üzere jandarma botuna bindim. Güvertede otururken deniz tuttu. Uzanayım diye komutanın odasına çıktım. Baktım Ant ve Devrim Gazetesi var. Bunların fikri halkla devrim olmaz askeri etkilemek, onu kazanmak gerekir. 7 seçim başarısına kadar yön iletip arasında herhangi bir gerilim yaşanmadı. Tersine tipliler yönde yazıyor. Yön yazarları tipi destekliyordu. Ancak yön başı yazarı Doğan Avcıoğlu ile tip genel başkanı Mehmet Ali Aybar'da sembolleşen Türkiye'nin siyasal tarihi ve sosyalizm konusunda görüş farklılığı 1965 seçimlerinin ertesinde polemiğe dönüştü. Aybar, Avcıoğlu'nun tersine Kemalist yönetimi halka dayanmayan tepedenin meci bir rejim, tipinin iktidara geldiği 1950 seçimlerini bu rejimin aşağıdan yukarıya devrildiği, ancak yanlış bir iktidar seçimi yapan devrim olarak niteliyordu. Tipin iktidarıyla devrim yerli yerine oturacaktı. Aybar, işçi sınıfının ve halkın bilinçlenip örgütlenerek, partisini parlamenter yolla iktidara getirmesiyle sosyalizme varılacağını düşünüyordu. Yönü de yanlış bir sosyalizm fikrini yaymakla suçluyordu tip ile yön arasında bütün köprüleri atan tartışma, işçi sınıfının öncülüğü sorunundan devrimin niteliğine uzanan geniş bir konsepte sürdü. Tartışmaya, eski TKP yöneticileri Mihri Belli, Reşat Fuat Paraner, Hikmet Kıvılcımlı gibi eski tüfek komünistler de dahil oldu ve sosyalist harekette ilk bölünmenin tarafları ortaya çıktı. Eski komünistler bu tartışmada, yönden yana tutum aldı. Mihri Belli, E tüfekçi imzasıyla 5 Ağustos 1966 tarihli yönde milli demokratik devrimi formüle ettiği ünlü demokratik devrimde kimle beraber ve kime karşı adlı makalesini yayınladı. Belliye göre, Türkiye'nin önündeki devrim sosyalist değil, milli demokratik devrimdi. İşçi sınıfı, bu devrimi müttefik güçlerle Kemalist asker Sivil Aydınlar ittifak halinde gerçekleştirecekti. Bu, Burjuva demokratik devrimini tamamlayamamış, emperyalizme bağımlı ülkeler için Komintern tarafından öngörülen devrim teorisine de uygundu ve bu anlamıyla geleneksel perspektifin uzantısıydı. 8 ancak bu görüşün güncel politik anlamı, junta yoluyla iktidara gelmeye amaçlayan yönlü ve onun üzerinden junta arayışı içindeki kemalist subaylarla ittifak arayışıydı. Sosyalist hareketin sonraki gelişmesinde geçmişe ait bir tartışma olarak bir tarafa konulan tip ile yön ve eski tüfekler arasındaki bu tartışma başta ordunun siyasetteki rolü olmak üzere Türkiye'yi anlama çabası için önemli ipuçları taşıyabilirdi. Ne var ki tartışma ideolojik teorik platformda değil ki la hareketi üzerinde etkinlik kurmayı amaçlayan günlük kaygılarla devam etti üstelik karşılıklı CLA ajanın suçlamalarıyla. Tip yöneticileri disiplin ele geçirilmesini öneren Cilerin parti içinde muhalefet örgütlemelerini engellemek için tüzüksel önlemlere ve tasfiyelere yöneldi. Bunlar bir arada olmanın koşullarını kaldırırken, 1968'den itibaren üniversite işgallerine ve sokakta polisle çatışmalara varan eylemleriyle büyüyen gençlik hareketi, tip yöneticilerini yalnızlaştıran bir başka faktör oldu. Gençlik eylemlerine soğuk bakan, hatta karşı duran tip yöneticileri, böylelikle başlangıçta etkili oldukları fikir kulüpleri federasyonu gibi binlerce gence çevresinde toplamış bir gençlik örgütünün desteğini kaybetti. Gençlik tip yöneticilerinin pasifizminin aksine anti-emperyalist mücadele çağrıları ve radikal söylemiyle kendisine destek çıkan cilerden yana tutum aldı. Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya işgalini eleştiren Genel Başkan Mehmet Ali Aybar, güler yüzlü, yerli sosyalizm vurgularıyla bu kez Behice Boran, Sadun Aran gibi Sovyetik çizgiye bağlı tip yöneticileriyle ters düştü. Böylece parti yönetiminde de ayrılık patlak verdi. 1969 seçimlerinde, oy oranının düşmesi ve seçim sisteminin değişmesiyle sadece iki milletvekili seçilebilmesi Aybar'ın parlamentarizm konusundaki iyimserliğini değiştirmese de, genel başkanlıkta daha fazla kalmasını da olanaksızlaştırdı. 1970'te Aybar istifa etti ve bir süre sonra yapılan kongrede parti içinde ayrı bir grup olarak örgütlenmiş olan Behice Boran ve arkadaşları yönetime geçti. Milli Demokratik Devrimciler Tip yönetimiyle çatışmaya giren eski komünistlerin öncülüğündeki Milli Demokratik Devrimciler, Kasım 1967'de Türk Solu dergisini çıkardı. Dergide İlhan Selçuk, Mümtaz Soysal gibi eski yön yazarları ile Mihri Belli, Hikmet Kıvılcımlı, Reşat Fuat Barınar 9 gibi eski komünistler yer alıyordu. Türkiye'nin önündeki devrimci adımın sosyalist değil milli demokratik devrim olduğunu vurgulayan dergi, solda güç birliği peşindeydi. Ama aslında bu güç birliği, Kemalist sola ittifak arayışından başka bir şey sayılmazdı. Bu yaklaşımın bir ürünü olarak 1968 başında TMTF 1.10 FKF, Türkiye Öğretmenler Sendikası, 27 Mayıs Milli Devrim demeyi gibi kitle örgütlerinin aralarında bulunduğu 29 örgüt tarafından Devrimciler Güç Birliği kuruldu. Başkanlığına da eski Milli Birlik Komitesi 11 üyesi tabi Senatör Kadri Kaplan getirildi. Milli Demokratik Devrim yanlılarının kayda değer tek önermeleri olan dev güç girişimi, birkaç bildiri ve miting organizasyonlarının ötesinde varlık gösteremedi. Dev güçün, toplumsal muhalefet ile cunta hazırlıkları arasında bağlantı kuran dönemin algılamalarını göstermesi açısından en yani ilginç eylemi 30 Ekim 10 Kasım 1968 tarihleri arasında Samsun'dan Ankara'ya yapılan tam bağımsız Türkiye için Mustafa Kemal yürüyüşüydü. Temelge'te. FKF ve Döbün'de aralarında bulunduğu çeşitli derneklerin katıldığı yürüyüşün amacı şöyle açıklanmıştı. 1919'da başlayan Mustafa Kemal devrimi kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından amacından saptırılmış, Cumhuriyet'in bütün kurumdan yozlaştırılmıştır. Bugün Türkiye'miz dünyada ilk anti-emperyalist ve anti-kapitalist devrimi gerçekleştiren Mustafa Kemal'e rağmen yabancıların desteklediği karşı devrimcilerin etki alanına girmiştir. Biz Mustafa Kemal gençliği olarak, saptırılan devrimi rayına oturtmaya azimliyiz, kararlıyız. 12 yürüyüş öncesi ve süresince birçok spekülasyon yapıldı. Sağ basın bunun bir cunta hazırlığı olduğunu yazdı. Söylentiler yürüyüşü düzenleyenler içinde de yayıldı. CHP lideri İsmet İnönü gençleri bu yürüyüşe katılmamaya çağırdı. TMGT ikinci başkanı Taylan Benli bizzat Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri tarafından çağrılarak yürüyüşçülerin 10 Kasım'da Ankara'ya gitmeye kalkışmaları halinde üzerlerine ateş açılacağı söylendi. Baskılar sonucunda CHP etkisi altındaki öğrenci birlikleri yürüyüşten çekildi. Deniz Gezmiş Liderliğinde Döbde Örgütlenmiş Gençlerin Aktif Olarak Yer Aldığı Yürüyüş 8 Kasım'da Mamak'ta Yapılan Bir Toplantıyla Sona Erdi. 13 Sonraki Yıllarda Kasım 1968'de Cemal Tural Liderliğinde Ordu'da Bir Cunta Hazırlığı Olduğu Yazıldı. Sabasındaki 9 Ekim 2011 Kasım'da Bir Komünist Ayaklanmanın Olacağı Haberleri Üzerine Sağcı Gruplar 10 Kasım'da Bu Ayaklanmaya Karşı Durmak Amacıyla Ankara Hacı Bayram Camisi'nde Toplu Namaz Kıldı. 1968 ile 70 arasında arası gençlik eylemleri ister muhalefet ister junta hazırlayıcısı güçler isterse de iktidardaki Adalet Partisi tarafından olsun bir darbenin hazırlayıcısı olarak değerlendiriliyordu. Bu algılamayı güçlendiren en önemli tarihsel kanıt, Demokrat Parti lideri Başbakan Adnan Menderes'i idama götüren 1960 darbesi öncesindeki öğrenci hareketleriydi. Aynı hataya düşmek istemeyen Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel gençlik eylemlerine temkinli yaklaşıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi de, Doğan Avcıoğlu'nun temsil ettiği devrimci milliyetçilerde gençlik eylemlerini meşru direnme hakkı olarak görüyor, AP iktidarını köşeye sıkıştıran bir faktör sayıyorlardı. Yeni devrimci kuşak, Mihribelli'nin doğal liderliği ve sözcülüğünü yaptığımciler, tip içinde oluşturdukları muhalefet grubu ve gençlik üzerindeki etkileriyle sosyalist solda geniş bir tabana ulaştı. Ancak dikkatlerini kemalist solla ittifaka, dolayısıyla sol bir askeri darbe beklentisine yöneltmiş olmaları, bir süre sonra genç kuşak sosyalistlerin kendilerinden uzaklaşması sonucunu doğurdu. 12 Mart'ın arefesinde ise ittifak kurmayı tasarladıkları kemalistlerin de sırt çevirmesiyle yalıtılmış küçük bir çevreye dönüştüler. Üniversite gençliğini sosyalist muhalefetin öncüsü haline getiren eylemler zinciri 10 Haziran 1968'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeki boykotla başladı. Boykot Ankara Hukuk ve Fen Fakülteleri ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine sıçradı. İstanbul Üniversitesi'nde boykot işgale dönüştü. 3 hafta süren işgalde fakültelerde işgal komiteleri kuruldu. Sonuçta rektörün üniversite reformu talep eden öğrencilerle görüşmesiyle sona erdi. Başlangıçta AP hükümeti sadece öğrencilerinde katıldığı eylemi, kendisine muhalif üniversite yönetimlerini güç durumda bıraktığı için hoşnutlukla karşılamıştı. Solcu öğrenciler elimin öncüsü haline gelince sadece öğrenciler çekildi, hatta kavgalar çıktı. İşgal eylemleri İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisi gibi başka üniversite ve yüksek okullara yayıldı. Demiral hükümeti, konuyu Milli Güvenlik Kurulu'na götürdü. Kuruldan öğrencilere karşı güç kullanılmasının yanlış olduğu ve haklı istemlerinin karşılanması görüşü çıktı. Bu, Demirel hükümetine karşı olan henüz sosyalist karakter kazanmayan gençlik eylemlerine alımlı yaklaşımlarına bir örnek sayılabilir. Fakültelerde işgal komiteleri kuran öğrenciler, bunları üniversite ve kent düzeyinde konseyler biçiminde merkezileştirdi. Bu örgütlenmeler, kalıcı bir niteliğe bürünmedi ama örgütleyiciler, gençlik örgütü fıkhının yapısını değiştirdi önce tipli yöneticiler görevden alındı. THKPC kurucularından Yusuf Küpeli genel başkan oldu. 1969 ekiminde yeni bir tüzükle 15 FKF, Dev Genç diye anılan Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu'na dönüştü. Türkiye'nin o sıralar hem seçkin üniversiteleri olan Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi neredeyse tüm fakülteleriyle devrimci gençliğin merkezleri haline geldi. Bu üniversitelerde boykot, forum ve işgaler 12 Mart'a kadar eksik olmadı. Üniversite ve yüksek okulların çoğunda solcu gençlerin üstünlüğü vardı öğrenci eylemleri üniversitelerle sınırlı kalmadı, dışına taştı, hükümet ve sistem karşıtı, Amerikan imperyalizmine karşı bir karaktere büründü. Üniversite reformu isteğiyle başlayan 68 Haziran eylemlerinin Temmuz ayında Dolmabahçe'de Amerikalı erlerin denize döküldüğü ünlü 6. Filo protestosuna, aynı yılın sonbaharında Ottü'de Amerikan eğitimine son verilmesine ilişkin boykota ve 1969 başlarında Vietnam'da görev yapan Amerikan Büyükelçisi John Merrin aracının yakılması gibi politik eylem biçimlerine dönüşmesi öğrenci hareketinin kısa süredeki değişimini gösteriyordu. Anti-Amerikan eylemler, kitlesel protestoların yanı sıra Amerikalılara ait binalara küçük eylem gruplarının taşlı molotoflu vırkaç saldırılarını da içeriyordu. 16 bütün bu protestolar günlerce sürüyor, sokak ve caddelere taşıyor, polisle şiddetli çatışmalara dönüşüyordu. 1968 yazının yoğun eylemlere sonbaharda üniversitelerin açılmasıyla yeniden boykot, işgal ve gösteriler biçiminde tekrarlandı. İstanbul Üniversitesi'nde de 68 Haziran'ındaki işgal, üniversite yönetiminin reformlarla ilgili öğrencilerle görüşme sözü vermesinin ardından sona ermişti. Üniversiteler açıldığında öğrenciler taleplerinin takipçisi oldu, hükümete taleplerini sundu. Bir yanıt alınamayınca Kasım'da İstanbul Üniversitesi'de 3 günlük uyan boykotu yapıldı. İTÜ 5 günlük boykota başladı. Boykot ve gösteriler karşısında üniversite yönetimleri öğrencilerin taleplerini yerine getirme konusunda geri adım attılar. Ülüde öğrenci temsilciliği kurumu benimsendi. Fakat kısa bir süre sonra öğrenciler, öğrenci talepleriyle pek de ilgili olmayan, üniversitenin akademik kararlarına müdahale anlamına gelen bir protesto eylemine girişince, genel olarak muhalif ve solcu üniversite yönetiminin tepkisini çektiler. Olay üniversitede asistan Oya Sencer'in doktora tezinin reddedilmesini protesto için öğrencilerin "mini işgal" diye niteledikleri oturma eylemiydi. Rektörlük üniversiteyi kapattı ve polis çağırdı. Bu sırada APD Meclisi işgallere karşı ağır ceza getiren bir yasa tasarını sundu. Polis deniz gezmişinde aralarında bulunduğu öğrenci liderlerini tutukladı. 1968 sonunda okulların açılmasıyla başlayan boykot ve eylemler ülke geneline yayıldı yüksek okul ve eğitim enstitülerine de sıçrayan boykotlar üzerine, özelliği olmayan, hükümete bağlı bu okullar, 9 kentte kapatıldı. 1969 Ocak'ında bu kez Ottu'da, hükümetin üniversite reformu ile ilgili adım atmamasını protesto için işgal başladı. Rektörlük üniversiteyi kapattı. İşgal jandarma müdahalesiyle kırıldı. 29 öğrenci tutuklandı, pek çok öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı. 30 Mayıs 1969'da yeni dalga öğrenci eylemlerini tetikleyen ise İstanbul Üniversitesi ve AYD reformdan yana dekan ve öğretim üyelerinin, hükümetin reforma ilişkin tutumunu protesto amacıyla istifa etmesiydi. Lünün tüm fakültelerinde işgaller başladı. Rektör üniversiteyi kapattı ve polis çağırdı. Şiddetli çatışmalar çıktı. Deniz Gezmiş'in öncülük ettiği öğrencilerle polis arasında çatışmalar sokaklara taştı, laleli, vezneciler, hürriyet meydanı, Sultanahmet'te saatler süren çatışmalar yaşandı. Öğrenciler polise karşı ilk kez monotof kokteylleri ve ses bombaları kullandı. 1969 Haziranında ODTÜ'de yaşanan kavga. Gençlerin 12 Mart öncesi üniversitenin yaşamını değiştirmeye, haklarını geliştirmeye yönelik demokratik içerikli son büyük eylemi oldu. 1969 sonlarından başlayarak 12 Mart muhtırasına kadar geçecek dönem içinde hem üniversitedeki kavganın içeriği hem de gençlerin ilgisi başkalaştı üniversiteler ve onların talepleriyle ilgili öğrenci mücadelesi giderek sönümlendi. 1970 ile 71 arasında döneminde öğrenci gençlik, hükümetin baskı tedbirleri ki bunların başında polisiye önlemler, üniversitelerin haklarını kısıtlayan yasal düzenlemeler geliyordu ve bununla bütünsellik taşıyan ülkücü öğrencilerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Sola ve solcu gençliğe saldırılar, daha önce Apen'in ve dinci gericiliğin kışkırttığı antikomünist saldırılar biçimindeydi. Bu saldırılar, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının öncülüğünde silahlı milis örgütlerine sahip klasik faşist tipte bir partiye dönüşmesinin ardından sistematik, planlı saldırılara büründü. Çeşitli illerde emekli subayların yöneticiliğinde komando kampları kuran parti, bu kamplarda komünistlerle sokak savaşı yürütecek militanlar yetiştirdi basma yansıyan ve tartışma konusu olan kampları savunurken Türkeş, komünistlerin üniversiteleri hareket üssü olarak seçtiklerini ve gençliğin elden gitmekte olduğunu belirtiyordu. Karşımıza çıkanlar gençliği bölüyorsunuz, dediler. Ne yapsaydık? Bölünmesinler diye hepsinin komünistlerin ama düşmesini seyretmemiz mi isteniyordu? 17 solcu gençliğin egemenliği altındaki okul ve yurtlara yönelik taşlı, sopalı, zincirli ve nihayet silahlı saldırılar düzenlendi. İlk saldırı 30 Aralık 1968'de Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ve Fen Fakültesinde yapıldı. Ardından 31 Aralık'ta Siyasal Bilgiler Fakültesi yurtları basıldı. Sopa, zincir kullanan ülkücü komandolar a karşı öğrenciler direnişe geçti. Benzer olaylar İstanbul'daki öğrenci yurtlarında da tekrarlandı. Üniversitelerin ve yurtların ele geçirilmesi savaşı böylelikle başlamış oldu. AP hükümeti sağcı komandoların saldırılarını üniversitelerde anarşiye karşı mücadeleye destek olduğu düşüncesiyle hoşgörüyle karşılıyordu. Sosyalist gençler ikili bir kıskaca düşmüştü. Bir yandan polis baskınları, kovuşturmalar ve tutuklamalar diğer yandan sadece komandoların silahlı saldırıları. Daha önce gençlik eylemlerini destekleyici demeçler veren ana muhalefet partisi CHP'de artık gençlerin eylemini anarşi olarak değerlendiriyordu. 9-10 Haziran 1969 sokak çatışmaları sonrasında CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 12 Haziran 1969'da yayınlanan bildiride öğrenci eylemleri, dikkatleri halkın dertleri, toplumun gerçek sorunların üzerinden uzaklaştırıcı ve demokrasiyi tehlikeye düşürücü olarak niteleniyordu. Bu baskıya paralel solcu gençleri yönelik cinayetler de başladı. Ünlü kanlı pazar katliam girişimi bu sırada tertiplendi. Faşist propaganda ile şartlanmış, günler öncesinden kışkırtılmış ve hazırlıklı bir kalabalık, 16 Şubat 1969'da Taksim'deki 6. Filoil protesto mitingine saldırdı. Tip üyesi Ali Turgut Aytaç ve işçi Duran Erdoğan bıçaklanarak öldürüldü. Yüzü aşkın kişi yaralandı. 23 Eylül 1969'da Taylan özgür bir sivil polis tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Beşiktaş'taki Işık Mühendislik Okulu'nda sağcı komandoların açtığı ateş sonucunda Mehmet Cantekin öldü. 2 Ekim 1969'da Ankara, İstanbul ve Ege Üniversiteleri ile Yıldız Teknik Okulu ve Yıltı Öğrenci Demekleri, Türkiye Milli Talebe Federasyonu, 28 Ekim'de de OTTÜ ve SBF Öğrenci Demekleri kapatıldı. Devgençin merkezi polis tarafından basıldı. Öğrenci liderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Küpeli, Cihan Alptekin tutuklandı. İstanbul'da Çapa Öğretmen Okulu, Orman Fakültesi, Yıldız Devlet Mimarlık Akademisi, Ankara'da Yüksek Öğretmen Okulu, Hacettepe, Ankara Hukuk ile Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri, SBF, Gazi Eğitim Enstitüsü ülkücülerin hedefleriydi. Ülkücü komandolar, İstanbul'da Aralık 1969'da Mehmet Büyük Sevinç ve Battal Mehedolunu, Ankara'da Nisan 1970'te Hacettepe'de yedek subay Deren Hicdet Güçlü'yü öldürdüler. Cinayetler solcu gençlerin üniversite boykotları, kitlesel antifaşist cenaze törenleriyle protesto edildi. Solcu gençlere saldırılarda faşist hareket ile polis güçlerinin işbirliği açıkça gözlemlenebilen basit bir sisteme sahipti. Önce biri, sonra diğeri saldırıyordu. Örneğin 10 Kasım'da ülkücüler İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesini bastı, dev genç afişlerini yırttı, iki öğrenciyi yaraladı. Ardından polisler direnen öğrencilere saldırdı, fakülte de kapatıldı. Kanlı pazarın ertesinde Hürriyet gazetesinde yayınlanan, tipli gencin polisin yanı başında bıçaklanarak öldürülmesini gösteren fotoğraf, bu işbirliğinin ibretlik belgelerindendi. Faşist Hareket hükümetin kollayıcılarıyla milli eğitime bağlı yurt ve yüksek okullarda ciddi bir güç elde etme imkanı buldu. AP hükümeti 12 Mart arefesinde, 1971 Ocak'ında, güvenlik güçlerinin solcu gençlerin karargahı haline gelen üniversite ve yurtlara yönelik geniş çaplı operasyonlarına izin verdi. 21 Ocak'ta ODTÜ kapatıldı, Siyasal Bilgiler Fakültesi yurdu polislerce basıldı. Saatler süren direnişten sonra 500 öğrenci dayaktan geçirildi. Çevrede biriken ülkücü gruplar da linç girişimleriyle operasyonlara destek verdi. 30 öğrenci tutuklandı. 18 Şubat'ta ülkücülerin çıkardığı olaylar nedeniyle İstanbul ve Ankara Üniversiteleri kapatıldı. 19 Şubat'ta Hacettepe öğrenci yurdu polisler tarafından basıldı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de polislerin baskınında öğrenciler dayaktan geçirildi. Çevrede toplanmış ülkücü gruplar limç girişimlerinin bir benzerini burada da tekrarladı. Ort yurtlarına yönelik operasyon, yurt baskınlarının en önemlisiydi. THKO üyelerinin barındığı gerekçesiyle yurtlar 5 Mart gecesi jandarma ve polisler tarafından kuşatıldı. Dışarı çıkmayı reddeden, direnen öğrencilere sabaha karşı jandarma ateşi açıldı. Yurtların duvarları delik deşik oldu. Kurşun yağmuru arasında öğrenciler beyaz bir çarşafı pencerelerden sarkıtmaya bile güçlükle fırsat bulabildi. 3 kişi öldü, 19500 öğrenci gözaltına alındı. Bulunan tabanca sayısı ise 5'ti. Gençlik liderlerinin arayışı. Gençlik eylemlerinden yeni kuşak devrimci liderler çıktı. Bunlar arasında Deniz Gezmiş, Yusuf Küpeli, Harun Karadeniz, Doğu Perinçek, Mahir Çayan, Hüseyin İnan, İbrahim Kaypakkaya, Gençliğin siyasal örgütsel arayışı içinde ön plana çıkan başlıca isimlerdi. Hepsi tip üyesiydi ve kendilerini sosyalist görüyorlardı. Ancak bu sosyalizm, henüz kendi ideolojik teorik çerçevesini oluşturabilmiş değildi. İlericilik, solculuk, devrimcilik gibi kavramlar sosyalizmle özdeşti ve kemalizmle sıkı sıkıya bağlıydı. Gençlik kendisini Atatürk devrimlerinin kolayıcısı. Sürdürücüsü sayıyordu. Mustafa Kemal'in başlattığı devrimleri tamamlama ve mücadelenin bir ikinci kurtuluş savaşı olduğu, siyasal algılamanın ötesinde güçlü bir duyguydu. THKO ve THKP'ci militanlarında bu duygu, bağımsız örgüt ve çizgilerini oluşturduktan sonra bile sürdü.21 21 Cumhuriyet devrimlerini ve ulusal bağımsızlığı tehdit eden yarışbirlikçi Burjuvazi'nin ve toprak ağlarının temsilcisi sağ partilerdi. 27 Mayıs devrimiyle iktidardan uzaklaştırılan Menderes ve partisinin uzantısı APE bu sağ partilerin önde geleniydi. İktidarı elinde bulundurmasıyla APE, bu tehdidin odağıydı. 1968 ile 70 arasında gençlik eylemlerinin içeriğini oluşturan ideolojik siyasal görüş açısı kabaca buydu. Ordu, dünyada ilk kurtuluş savaşını gerçekleştiren, karşı devrimci AP iktidarından ayrı bir yerde duran, bir milli güç, müttefik sayılıyordu. Bu bakış açısının ifadesi olan ordu gençlik LL sloganına gençlik gösterilerinde sıkça rastlanıyordu. Gösteriler sırasında polislerle girişilen çatışmalarda kimi zaman askerlerin araya girmesi, uzlaştırıcı rol oynamaları, hatta bazı örneklerde polislerle çatışmaya girdiklerinin bile görülmesi bu zamın kanıtları gibiydi. Kuşkusuz gençliğin bu algılamalarında, özellikle yön BMD'de de çizgisinin etkileri rol oynuyordu tipinde, Aybarm Cumhuriyet rejimini tepeden inmeci görmesinin dışında, genel olarak benimsediği görüş buydu. Başlangıçtaki üniversitede reform gibi masum istekleri aşıp güvenlik güçleriyle sokak çatışmalarına, ABD karşıtı şiddet eylemlerine dönüşen gençlik hareketinin gelişimsel hitip yöneticilerini de kaygılandırıyordu. Bunun başlıca iki nedeni vardı. İlkin siyaseten gençlik, sosyal hareketin başını çekemezdi. İkinci olarak, tipin daha kuruluşundan itibaren sistem karşısında yaşadığı bir meşruiyet sorunu vardı. Sosyalizm sözcüğü bile çok sonraları telaffuz edilebilmişti. 27 Mayıs rejimi karşısında meşruiyet arayan bir başka parti olan AP ise, iktidarını ve sistem içi varlığın, komünizm tehlikesine vurgu yaparak sağlamlaştırma gayretindeydi. Tipi antikomünist propagandasının boyu hedefi yapmıştı. Onu düzen dışı, yasa dışı bir örgüt gibi sunma çabasındaydı. AP ve Dinci grupların fiili saldırılarının yanı sıra provokatif çabalar 22'de söz konusuydu. AP iktidarının bu girişimleri tıp yöneticilerini kapatılma tehlikesi karşısında dikkatli davranmaya itiyordu. Örneğin tıp, siyasi yasaklı eski komünistleri partiye kabul etmeme gerekçelerinden biri olarak siyasi partiler kanununa işaret ediyordu. Gençlik eylemlerinin siyaseten kontrolden çıkma olasılığı ve partinin bu olaylarla ilişkilendirilme endişesinin bir örneği 68 eylemlerinin ikinci ayında, Temmuz 1968'de, Vedat Demircioğlu'nun ölümünde sergilenen tutumdu. 17 Temmuz gecesi yurt yurdunu basan polislerce pencereden atılan ve hastanede bir hafta komada yattıktan sonra yaşamını yitiren Demircioğlu, FKF ve tip üyesiydi. Bu hem öğrencilerin hem de tipin mücadeledeki ilk kaybı, ilk şehidiyeydi. Olayı, öğrencileri şiddete yöneltecek provokatif bir hareket olarak değerlendiren tıp yöneticileri o sırada sözlerinin geçtiği fıkflilere sakin olmalarını telkin etti. Öte yandan olayı doğrudan kınayan bir açıklama yapılamadığı gibi son olaylarla ilgili genel açıklamada Demircioğlu'nun adı ya da tip üyesi olduğu bile belirtilmedi. Dönemin tip yöneticilerinden Nihat Sargın bu konuda sonraları şunları yazacaktı: "İki nokta 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 oyuna gelmemeyen endişesi kendisinde gerçekten çok ağır basıyordu." Toplantı sonunda bir bildiri yayınladık. İkinci katlam dışarı atılan bir gençten söz açıyor. Ama onun bırakınız bu durumda söylenebilecek başka her şeyi, sadece partili olduğunu, Türkiye İşçi Partisi'nin bir üyesi olduğunu dahi söylemiyorduk, söylemek istemiyorduk. Ne türlü bir gerekçeyle olursa olsun sonuçta üyemize, üyemiz olarak sahip çıkmıyorduk. Onunla da kalmadık. Bütün gençlere haber salındı. Bir provokasyona yol açacak durumlardan tümüyle sakınmaları istendi. 23 bu tutum tipi gençlik hareketinden hızla kopardı. Gençliğin büyük çoğunluğu, AP iktidarını köşeye sıkıştırdığı düşüncesiyle gençliğin eylemlerini destekleyen ve sahip çıkan medede çizgisine kaydı. Gençlik liderlerinin çoğu tipi parlamentarist çizgiyi savunan pasifist bir parti kabul ediyor. Çiğlerin önerdiği gibi parlamento dışı mücadele yöntemlerini benimsiyordu. Medede hareketi örgütsel bir yapıya sahip değildi. Türk solu ve aydınlık sosyalist dergi, bu hareketin fikirlerini dile getirdiği yayınlardı. Türk Solu Devrimci Güç Birliğini sağlamayı, Aydınlık Sosyalist Dergi ise ideolojik teorik sorunları tartışmayı hedefliyordu. Hareketin doğal lideri, eski komünistlerinde yer aldığı bir çevrenin başını çeken mihri belliydi. Üniversitelerde fikir kulüpleri ya da öğrenci birliklerinde bir araya gelmiş gençler FKF çatısı altında toplanmıştı. FKF, 68 eylemleriyle birlikte binlerce öğrenciyi harekete geçirebilen, zamanla tipi gölgede bırakan, sosyalistlerinden etkili kitlesel örgütü haline gelmişti. Mücciler ilkin tip ve fekefe içinde devrimci muhalefet taktiğini benimsedi. Amaç her iki örgütü ele geçirmekti. Fıkh bu kısa sürede sonuç verdi. 1969'da tip yanlısı yöneticiler fekefe örgütlerinden uzaklaştırıldı. Ancak tıp bu taktik başarılı olamadı. 1970'in ikinci yansında oportunizme karşı devrimci şiddetle de kullanılır 24 diyerek, zor da kullanarak, bazı il ve ilçe yönetimlerini ele geçiren mücciler, parti kongresi için yeterli bir delegeye gücüne ulaşamadılar. Gerilla savaşına ilgi, telepemede de ayrışmasında, gençlik içinde tıptan yana tutulmalanlar arasında ve Öğrenci Birliği Başkanı Harun Karadeniz'in başını çektiği, 1973 sonrasında AKP'nin Türkiye'deki örgütlenmesinin temelini oluşturacak olan Veysi Sarı Sözen, Sıtkı Coşkun gibi öğrenci liderleri bulunuyordu. 1968'de Fıkhı'nın İstanbul Örgütü'nü üyelinde bulunduran grup, gençlik mücadelesinin ancak işçi sınıfı partisine bağlı yürütülebileceği görüşündeydi. 1967'de özel okulların devletleştirilmesine ilişkin ilk büyük öğrenci yürüyüşünü organize eden, 68 işgallerinin başını çekenlerden biri olan Harun Karadeniz, Olaylı Yıllar ve Gençlik adlı broşüründe gençlik eylemlerini şöyle değerlendiriyordu. Sanırım gençliğin eylemlerinin bitim noktası için şu genel ilkeyi belirlemek yeterlidir. Genel olarak gençlik eylemleri iktidara yöneldiği anda biter. Daha doğrusu eylem iktidara yöneldiği anda, gençliğin faydalı hareket sınırı aşılmış ve partinin eylem alanına girilmiş demektir. 25.969'da öğrenci eylemlerinin ve Türkiye'nin geldiği nokta özellikle öğrencilerin ve bizim gücümüzü çoktan aşmıştı. 26 ancak fikir ayrılıkları, bölünmeler, suçlamalar ve sapmalar bu dönemde başladı. Benim burada söylemek istediğim en önemli yan, Türkiye'deki gelişmelerin artık gençliği aşan bir düzeye varmasıdır. Evet, gelişme artık gençliği aşıyordu. Yurt sorunları oldukça anlaşılmış ve devrimci dünya görüşleri genellikle öğrenilmişti ve artık yapılması gereken iş iktidar savaşıydı. Bu iktidar savaşını yürütmek ise gençlerin hele hele öğrenci gençlerin işi ve görevi de değildi. Bu işi yapacak olan örgüt, işçi sınıfının örgütü yani parti olmalıydı. Fakat o dönemin tek partisi olan tip içinde de çatışmalar büyüyor ve parti yavaş yavaş inisiyatifini kaybediyordu. Nokta 27 bunun içindir ki, gençlik kuruluşları birer partiymiş gibi çalışmalar yapmaya başladılar. 1970 sonrası olayları, 1969'da gençlerin girdiği yolun doğal sonuçlan oldu. Çünkü 1968 ile 1969 arasında da iktidar ortaklığına çağrılan gençler, bir iki bekledikten sonra kendi başlarına iktidar mücadelesine yöneldiler. Gerçi bu yönelmenin yine de kendi başlarına değil, bazı junta ilişkileri içinde olmuşluğu da söz konusu. Fakat ben bu noktada yine aynı şeyi söyleyeceğim. Gençliğin yapabileceği en olumlu görev, işçi sınıfının bilinçlendirilmesine çalışmaktır. Yoksa gençliğin, ordu, parti ya da cephe adı altında bile olsa iktidara yönelik hareket etmesinin hiçbir devrimci teori değeri yoktur. 28 Harun Karadeniz Öğrenci eylemlerinin anarşiye varan çatışmalarla dejenere edilmesinin egemen sınıfların baskı rejimi için gerekçe haline geleceğini 29'da dile getiriyordu. Tip yöneticileriyle paralel tutum izleyen Harun Karadeniz ve arkadaşları, Deniz Gezmiş, Yusuf Köpeli gibi gençlik liderleri tarafından pasifist, opportunist 30 olarak suçlandı. 1970'te tip içinde gruplaşmalar netleşince, partiden ayrıldılar. İşçi sınıfı merkezli bir çalışmaya kendilerini vererek, bu amaçla yayınlar çıkardılar. 12 Mart döneminde aralarında gizli ilişki oluşturdular. Harun Karadeniz, 12 Mart'ta tutuklandı. TKP ve dev genç davalarında yargılandı. Tutukluluğu sırasında kolunda iyice belirginleşen habis bir tümör nedeniyle yurt dışında tedavi talebinde bulundu. Reddedildi. Raporları ancak Aralık 1973'te kabul edildi ve serbest bırakıldı. İngiltere'de tedavisinde çok geç kalındığı için kolu kesildi. Yurda döndükten kısa bir süre sonra, 15 Ağustos 1975'te 33 yaşında hayatını kaybetti. Nokta 31 1968 Haziran'ından başlayarak bir, 5-2 yıl boyunca neredeyse her gün eylemden eyleme koşturan gençlere gelince, onlar da üniversitelerle sınırlanmış mücadelenin kısır döngüsünden hoşnutsuzdu. Milhebelli'nin bağımsız bir politik örgüt konusunda açık fikirlere sahip olmayışı, Sol cuntacılarla işbirliği çabalan, onları tatmin etmiyordu. 32 ülkücü komando saldırılan, cinayetler, hükümetin ve polisin artan baskısı, tutuklamalar bir taraftan gizlenmeyi ve silahlanmayı diğer taraftan da mücadeleyi üniversite dışına taşırmayı zorunlu kılıyordu. Fıkfının yerine kurulan dev gençin tüzüğünde işçi ve köylü gençlerin örgütü vurgusu ile işçi ve köylü gençlerin demeklerinin de federasyona üye olabileceği kaydı. Üniversite sınırları maaşma isteğinin göstergesiydi. İşçi ve köylü eylemlerinin, yürüyüşlerinin organizasyonuna bizzat katılan dev gençliler, 1970'te toprak işgali veya miting yapmak isteyen köylülerin adeta başvuru merciği olmuştu. 68'in efsane gençlik lideri Deniz Gezmiş, İstanbul Üniversitesi'ndeki ilk işgalin ateşleyicisiydi. Ve o günden başlayarak ya gözaltında ya tutuklu ya da sürekli polis tarafından aranan bir öğrenci lideri konumundaydı. Bu durum, 1970 yılında öğrenci liderlerinin tümü için kural haline geldi. Banim yerleri öncelikle öğrenci yurtlarıydı. Polis ve jandarma baskınlarıyla yurtların dokunulmazlığı neyme kalkması, onların gidebilecekleri yerleri de sınırladı. Haran Karadeniz ve arkadaşları, üniversite mücadelesinin tıkanmışlığını, bu alandaki mücadeleden çekilip işçi sınıfına yönelerek yaşma yolunu seçmişti. Mücci gençleri ise dikkatlerini, dünyadaki Amerikan emperyalizmine karşı gelişen ulusal kurtuluş savaşlarına yöneltti. Üniversite kampüsleri, yurtlar, kulüpler sadece eylem alanları değil aynı zamanda ilk kez tanışılan Marksist yayınların, gerilla savaşlarının hararetle tartışıldığı yerlerdi. Pek çok teorik ideolojik sorunun tartışılıp hızla tüketildiği o günün atmosferinde anti-emperyalist mücadele gereğine inanan midci gençler için dünya örnekleri gerilla savaşını işaret ediyordu. 1967'de Bolivya dağlarında Yankee emperyalizmine karşı gerilla savaşı hazırlığında öldürülen ve bir efsane haline gelen Küba devriminin liderlerinden C.H. Guevara ne yapılması gerektiğini gösteren bir örnekti. Asya'da, Latin Amerika'da, Afrika'da, Orta Doğu'da sürüp giden ABD karşıtı bağımsızlık mücadeleleri gerilla savaşlarıyla yürütülüyordu. Gerilla savaşı düşüncesi, arayış içindeki öğrenci gençlik liderlerine, Türkiye'de işçi sınıfı var mı, işçi sınıfı partisi kurulabilir mi, işçi sınıfı partisinde çoğunluk işçiler deme olmalı gibi tartışmaların sürdüğü ortamda, bir mücadele stratejisi olarak ikna edici olmanın ötesinde devrimin yapıcısı olma imkanı da tanıyordu. Hangi sınıfsal kökenden gelindiği değil de önemli olan asıl olan kendini proletaryanın davasına adamış proletar devrimcisi 33 olmaktı. TKO ve CP kuracak olanlar Latin Amerika, TKP ve ondan ayrılıp Tukpiyi kuracak olanlar Çin deneyimini kendilerine model aldı.